Belarus. Yani başka bir ifadeyle Belarus Cumhuriyeti Avrupa'nın en zarif ülkelerinden biridir. Pek çoğunuzun da bildiği üzere Belarus, aynı zamanda geçmişin Sovyetler Birliği ülkelerinden bir tanesi. Konum itibariyle bugün Avrupa'nın kuzey tarafında yer aldığını söylemek mümkün. Hatta ülkenin kara sınırları batıda Polonya, kuzeyde Litvanya ve Letonya'ya, doğuda ve güneyde ise Ukrayna ile Rusya'ya komşudur. Başka bir deyişle Rusya ile Avrupa arasında sıkışıp kalmış bir ülkedir Belarus. Elbette ki Belarus'un sahip olduğu toprak bütünlüğü bir Rusya ile kıyaslanamaz. Fakat ülkeyi Avrupa kapsamında değerlendirecek olursak, 207 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle pek çok Avrupa ülkesinden daha büyük bir alana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu alan içerisinde ise 9,5 milyon gibi kabul edilebilir rahat bir nüfusa sahipler. Bundan dolayı ülkede bir insan bolluğu ve buna bağlı olarak bir kaos söz konusu değil. Ayrıca haritadan da göreceğiniz üzere Belarus'un denize herhangi bir kıyısı bulunmuyor. Toprakları pek çok düz arazilerden ve geniş bataklık bölgelerinden oluşuyor. Hatta ülke topraklarının %40'a yakını ormanlarla ve göllerle kaplı. Netice itibariyle Rusya ile Avrupa arasında sıkışıp kalmış tamamen kara odaklı bir ülke yapısı bulunuyor Belarus'un. Belarus'un yakın geçmişine şöyle bir bakarsanız, ülkenin 20. yüzyıla kadar sürekli Rusya ve Polonya arasında çekişmelere sahne olduğunu görebilirsiniz. Geçmişte pek çok kez ülke Rusya, Polonya ve Avusturya'ya ait imparatorluklarca paylaşıldı. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise Belarus Alman işgaline uğradı. Fakat Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesi Belarus'tan çekilmesine yol açtı. Hatta ülkenin hem Alman işgallerine maruz kalması hem de Rus İmparatorluğu'nun kendi içindeki sorunlarını fırsat bilen Polonya, Belarus'un batı topraklarının bir kısmını kendisine katmayı başardı. Sonrasındaysa ülke mevcut topraklarıyla Sovyetler Birliği'ne katılım sağladı. Hemen her Sovyetler Birliği ülkesi gibi Belarus da 1991 yılına gelindiğinde ipleri kendi eline aldı ve kendi bağımsızlığını ilan etti. Bugün Belarus halkı dil ve ortak soy açısından Rusya'ya daha yakın gibi görünüyor. Mesela dini bakımdan ülkenin %80'inden fazlası açık bir şekilde Ortodokstur. Ülkedeki Katoliklerin sayısı Ortodoksların yanında son derece zayıf kalıyor. Bildiğiniz üzere Avrupa'nın kalbi sayılacak ülkelerde Katolik oranı Ortodokslara kıyasla çok daha fazla durumda. Hatta Avrupa'da Belarusça ve Rusça konuşan sayısı da Rusya'ya göre tabii ki çok az. Genetik bakımından da Belarus yurttaşları daha çok Slavik bir görünüme sahipler. Örneğin sokaktan insan manzaralarına göz atalım. Belaruslu insanların genellikle sarışın, renkli gözlü, uzun boylu olduklarını görebiliriz. Ayrıca Belaruslu kadınların pek çok erkeğe göre dünyanın en güzel kadınları olarak tanımlanıyor olması abartılan bir düşünce değil. Çünkü Belaruslu kadınlar gerçekten de göz kamaştıracak kadar güzeller ve kendilerine çok iyi bakıyorlar. Hemen her biri Rusya'daki kadınlara benziyorlar ve dışarıya karşı oldukça sıcakkanlılar. Hatta dünya üzerinden pek çok erkeğin Belarus'a sırf güzel kadınları görmek için gittikleri bile söylenir. Buradaki kadınlar sanki insanlığın bütün en güzel genlerini almış gibi ve kusursuz derecede göz kamaştıran bir halleri var. Bundan ötürü söyleyebiliriz ki hemen her yönden Belarus ülkesi Rusya ile ortak bir soy konumundadır. Şayet siz de Belarus'u merak eden biriyseniz oraya uçak seferleriyle gidebilmeniz mümkün. Dünyanın hemen her yerinden başkent Minsk'e yılın her dönemi direkt uçuşlar bulunuyor. İşin güzel tarafı ise pasaportunuzun rengi ne olursa olsun Belarus ülkesine 30 gün boyunca vize derdiyle uğraşmadan geçiş yapabiliyorsunuz. Bir yıl içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Belarus'a istediğiniz zaman giriş çıkış yapabilmeniz de mümkün. Fakat ülkede 5 günden fazla bulunursanız adres kaydı yaptırmanız şart. Hatta Schengen üyesi bir ülkeye dahil değilseniz Belarus yasaları gereğince ülkeye girişte sağlık sigortası da yaptırmanız gerekiyor. Çünkü orada bulunacağınız süre zarfında sağlıksal açıdan sorunlar yaşarsanız ülke bu masrafları koşulsuz şartsız üstlenmiyor. Bir aylık sağlık hizmeti için 31 euro, bir yıl içinse 170 euro dolaylarında bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Ayrıca Belarus'a sadece gezi ve kültürel amaçlı değil de aynı zamanda çalışmak ya da hayat kurmak için gidecekseniz işte o zaman birazcık daha fazla uğraşmanız gerekiyor. Örneğin ilgili büyükelçiliklerden ve başkonsolosluklardan buna dair başvurularda bulunmanız, ardından başvurunuz sonuçlanana kadar sabırla beklemeniz gerekiyor. Tabii ki orada uzun dönem bulunabilmeniz için oturum izni almanız gerekli.
Bunu size sağlayacak iki temel fırsat var. Birincisi, Belarus vatandaşı bir insanla resmi bir evlilik yapmanız gerekiyor. Evlilik yaptığınız takdirde Belarus'ta ev kiralayabilir ve bir işte çalışabilirsiniz. Diğeri ise Belarus'ta vergi mükellefi olan resmi bir işletmeden davet almanız gerekiyor. Eğer oradan bir iş ayarlayabilirseniz, oturum izni almanız çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Diğer yandan bugün Belarus, güvenlik açısından da sorunsuz bir ülke. Burada insanlar alkolü ve eğlenceyi çok seviyor olmasına karşın iradelerini kontrol edebiliyorlar. Belarus belki de Avrupa genelinde en sorunsuzca eğleneceğiniz ülkelerin başında geliyor. Akşamları caddeler gerçekten hareketli oluyor ve Belaruslu insanlar güzellikleriyle caddelere renk katıyorlar. Orada Belaruslu yerel bir insanla tanışıp arkadaş olmak istiyorsanız, Belarusça veya Rusçayı bilmeniz sizi birkaç adım ileri taşıyacaktır. Belaruslu insanlar kendi dillerini konuşanlarla daha kısa sürede arkadaş olma eğilimindeler ve bu sayede karşılarındaki insanlara daha çabuk güvenebiliyorlar. Başkent Minsk'te İngilizce yaygın olsa da sokaklarda gezinirken İngilizceyi akıcı olarak konuşan insanlara fazla denk gelemiyorsunuz. Ülkenin gece eğlenceleri ve buna bağlı alkol tüketimi bir hayli aktif olmasına karşın suç oranları kontrolsüz seviyelere çıkmıyor. Burada insanlar dışarıya karşı hoşgörülüler ve yabancılara karşı bir hayli sıcak davranıyorlar. Bundan dolayı kendinize birazcık bakan biriyseniz Belarus'ta mutlaka bir arkadaş edinirsiniz. Eğer sağlam bir içiciyseniz Belarus'ta yabancılık çekmezsiniz. Çünkü ülkenin insanları alkol konusunda İrlandalılarla bile yarışabilecek cinsten sağlam bir bünyeye sahiptirler. Vodkayı ve birayı deyim yerindeyse su niyetine içiyor Belarus halkı. Zaten ülkenin Sovyetler döneminden kalma sanayi kuruluşlarının dışında gelir sağladığı en büyük kalemlerden birisi şüphesiz ki turizmdir. Bundan dolayı da ülkenin turistik profili oldukça hareketlidir. İnsanlar buraya sadece yeni insanlarla tanışmak için değil, aynı zamanda Belarus'un muhteşem derecede benzersiz mimarilerini görmek için de gelirler. Belarus, Sovyetler Birliği döneminden pek çok eseri bünyesinde barındırıyor ve koruma altında tutuyor. Bugün Avrupa'yı bir görünüme kavuşmuş olabilirler ancak geçmişlerine de derin bir saygı duyuyorlar. Fakat siz soğuk sevmeyen biriyseniz Belarus'ta yılın çoğu zamanı soğuklarla boğuşacağınızı bilmeniz gerek. Özellikle Ocak aylarında ortalama sıcaklıklar eksi 20'leri bile görüyor ve kışlar çok sert geçiyor. Bu nedenle insanlar Belarus'a genellikle bahar ve Eylül dönemlerinde giderler. O halde gelin Belarus'taki yaşamın içine daha derinden bakalım ve parasından başlayalım. Ülkede Belarus rublesi kullanılıyor ve mevcut asgari ücret aşağı yukarı 150 dolara denk geliyor. Asgari ücret bazında Belarus'taki ücretler dünyanın pek çok yerinden daha düşük. Ancak ülkedeki çoğu insanın maaşı elbette bu seviyelerde değil. Belarus'ta vergi kesintileri ve stopajlar düşüldüğünde ortalama maaşlı bir çalışanın aldığı tutar 500 ile 600 dolar civarında. Belarus'ta ortalama daire fiyatları ise başkent Minsk'te aylık 400 dolardan aşağı değil. Bunun yanı sıra elektrik ve su için de aylık ortalama 50 dolar gideriniz oluyor. Aslında aynı evler geçen yıla kadar yarı fiyatındaydı. Fakat Rusya-Ukrayna durumlarından dolayı ülke bir yıl içerisinde göç aldı ve fiyatlar tüm dünyada olduğu gibi katlanarak arttı. Üstelik bu evler öyle yeni dayalı döşeli değil. Belarus'ta evlerin pek çoğu en az 20-30 yıllık eski binalardan oluşuyor. Belarus her ne kadar insanlarıyla ve mimarileriyle mükemmel bir ülke olsa da ülke içerisinde sıkı bir asayiş söz konusu ve ülkede uymanız gereken bazı kurallar var. Örneğin ülkedeki yasaklara örnek vermek gerekirse hayvanseverlerin canı sıkılabilir. Mesela Belarus'un göllerle ve doğal parklarla meşhur olduğunu ifade etmiştim. Siz yanınıza köpeğinizi alıp halka açık parklarda gezintiye çıkamıyorsunuz. Ya da parkta bisiklet süremiyorsunuz. Halka açık park gibi sosyal ortamlarda kesinlikle alkol içemiyorsunuz ve hatta sigara içemiyorsunuz. Bu kadar güzel bir ülkeyle alakalı şaşılabilecek en kritik gerçekse ülkede idam cezası yasaldır ve geçerliliğini korur. Bu yasanın ülkede aktif olması, Belarus'un Avrupa ülkelerinden sıkça eleştiri almasına sebep olur. Belarus'un politikaları genellikle Rusya yanlısı olduğundan Avrupa ülkeleriyle pek sıcak ilişkiler kuramıyorlar. Bugün Avrupa'da idam cezasının geçerli olduğu tek ülkedir Belarus. Veya halka açık parklara gittiğinizde parklara asla çöp atmamalısınız. Bu basit bir kural gibi gözükse de sivil polisler tarafından fark edilebilir ve para cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Hatta yabancı biriyseniz polisler sizi sınır dışı bile edebilirler.
Belarus'ta çevre temizliği basit türden bir kavram değil ve bu anlamda yemyeşil temiz bir şehir düzenleri var. Ülkedeki restoranlardaki yemek kültürü de genellikle pizza tarzı aperatif yiyeceklerden ibaret diyebiliriz. Eğer ki Müslümansanız, restoranlardaki et ürünlerinin %80'inden fazlası domuz eti içeriyor. Bu bakımdan ürünü sipariş etmeden önce mutlaka sorup öğrenmelisiniz. Rusça veya Belarusça bilmiyorsanız bile çat pat bir İngilizceniz varsa derdinizi her şekilde anlatabilirsiniz. Pizzadan başka bir şey yok mu derseniz hemen her köşe başında insanların çiğ balık ürünleri yediğine şahit olabilirsiniz. Bu anlamda Belarus'un yemek kültürü sizinkiyle pek örtüşmeyebilir. Mesela Belarus'ta yaşamak isteyen bir insan sushi tarzı çiğ balık yemeklerinden asla kaçamaz. Ülkedeki restoranlarda yemek yedikten sonra ise hesabın %10'u kadar da bahşiş ödemeniz bekleniyor. Belarus'taki restoranlarda garson hizmeti denen bir kavram var ve pek çok restoranın sizden belli bir yüzdelik kadar bahşişi yediğiniz yemeğin fiyatına ekleyeceğini görebilirsiniz. Öte yandan ülkede Sovyetler döneminden kalma ve hala kullanılmakta olan pek çok araca rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla Belarus henüz yeni bir devlet ve gelişme anlamında büyük yol kat etmesi gerekiyor. Ancak ilginç olan bir nokta da var. Belarus'ta ülkenin iş gücünün çoğunu kadınlar oluşturuyor. Hemen her iş sahasında bolca kadının çalıştığını görebiliyorsunuz. Kadınlar bu ülkede çok önemli bir faktör ve sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda çalışkan olmalarıyla da ön plana çıkıyorlar. Belarus sanayi anlamında Avrupa'nın en büyük dördüncü süt ürünleri üreticisidir. İnsanlar bu ülkede her türden doğal süt ürünlerine ulaşıp tüketebiliyorlar. Bu da onların 80 yıldan fazla süre sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Süt ürünlerinin yanı sıra patates üretiminde de dünyanın 7. büyük üreticisi konumunda Belarus. Ülkede yiyeceğiniz hemen her yemeğin içerisine patates ekliyor Belarus halkı. Patates ile hazırlanan 300'den fazla yemek çeşitleri bulunduğu söyleniyor ve bu oran gerçekten de muazzam. Ülkenin tarımsal gıda alanındaki aktif pozisyonu topraklarının ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı Belarus olası bir küresel gıda krizinde kolay kolay aç kalmaz gibi görünüyor. Diğer yandan Belarus'ta halk pazarlarına gidip ortamı şöyle bir süzerseniz tezgah sahiplerinin neredeyse tamamının kadınlardan oluştuğuna denk gelirsiniz. Pazar tezgahlarıyla alakalı bir kültür şoku da var ki Belarus'ta halk pazarları başta olmak üzere hiçbir esnafla pazarlığa girmemelisiniz. Çünkü pazarlığı hiç ama hiç sevmiyorlar. Belaruslu insanlarla etkileşim halindeyseniz olabildiğince fazla cömert olmalısınız ve paranın hesabını yapmamalısınız. Onlar cömert ve eli bol insanlardan hoşlanıyorlar. Peki kadınlar ülkedeki iş sektörünün hemen her tarafında varsa erkekler ne yapıyor dersiniz? Belaruslu erkekler ülkede gelirler az olduğundan ve hayat pahalı olduğundan dolayı diğer Avrupa ülkelerine veya Rusya'ya göç ediyorlar. Yurt dışında iş bulup çalışarak Belarus'taki ailelerine para gönderiyorlar. Bundan dolayı Belarus'ta gezerken erkekten çok kadın görürsünüz. Ülkede kadınların erkeklerden 600 bin kadar fazla olduğu belirlenmiş. Yani kabaca 4,5 milyon erkek ve 5 milyondan fazla kadın var Belarus'ta. Belaruslu erkeklerin daha çok para kazanma için yurt dışına çıkıyor olmaları ülkeleri içerisindeki üreme dengesini de bozuyor. Bu nedenle başkent Minsk'te karşınıza çok fazla kadın çıkabilir. Belarus'un mevcut nüfusunun sadece 9 milyon kadar olduğu düşünülürse milli kimliklerini koruyabilmeleri için daha fazla çocuk yapmaları gerekiyor. Orada bir çevre kurmak düşüncesindeyseniz erkekler başlangıçta biraz daha resmi ve soğuklar. Kadınlarsa Belaruslu erkeklere göre daha sıcakkanlı ve yardımseverler. Ülkenin refah seviyesi oldukça yüksek olduğundan Belarus'ta evsiz veya sokaklarda dilenci görme olasılığınız bir o kadar azdır. Şayet dilenciye rastlarsanız büyük ihtimalle oraya sonradan gelmiş olan bir kimsedir ve yerel insanlardan değildir. Ülkenin belki de en güzel yanı ise hangi ülke vatandaşı olursanız olun size karşı bir ırkçılık belirtisi göremezsiniz. Onlar tam anlamıyla dost canlısı kimseler ve hem kendi ülkelerini hem de ülkelerine gelen kimseleri çok seviyorlar. Hatta yabancılarla tanışıp evlenen birçok Belaruslu insan bulunuyor. Sonrasında ise Belaruslu insanlar genellikle evlendikleri kişinin ülkesinde yaşamaya başlıyorlar. Özetle Belarus doğası bakımından tertemiz ve güzel bir ülkedir. İnsanları bakımındansa tanıyabileceğiniz en güzel, en sıcak insanlara Belaruslar rastlayabilirsiniz. Belarus videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.